Merhaba sevgili kardeşlerim, yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde 3 fazlı motorumuzun çok yerden çalıştırılması, çok yerden kumandası ile ilgili uygulamamızı yapalım istiyorum. İlk önce sevgili kardeşlerim, şemaya bakıyoruz. R fazımızdan stop 1 butonumuzun bir kontağına giriş yapıyoruz. Hemen R fazımızdan stop 1'e giriş yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şemaya uygun olarak gidiyoruz. Stop 1'in çıkışından stop 2'nin bir kontağına, giriş kontağına diyelim, bağladım. Stop 2'den sonra sevgili kardeşlerim, stop 3 geliyor. Dikkat ettiyseniz stop butonları birbirine seri bağlı. Bunlardan herhangi birisine basıldığı zaman devre kesiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili kardeşlerim, stop 3'ün çıkışından start 1 kontağımızın, start 1 butonumuzun herhangi bir kontağına giriş yaptım. Genellikle üst kontakları tercih ediyorum gördüğünüz gibi. Sistemli olsun diye. Start 1'den çıkıyorum ve start 1'den çıktıktan sonra sevgili kardeşlerim, kontaklörün bobin ucuna giriyoruz. Evet. Kontaklörün bobin ucundan çıkınca nötr ucumuz, evet gördüğünüz gibi nötr hattımıza bağlantımız var. A2'den çıkıyorum ve nötr hattına bağladım. Gördüğünüz gibi birinci satırı tamamladığımı düşünüyorum. Şuradan şöyle gittik. Şimdi sevgili kardeşlerim, start 2, start 3 ve mühürleme kontaklarımız bu start 1 butonumuza paralel bağlanmış. Herhangi birisine bastığımız zaman devrenin çalışması için. Onun için iki tane kablo alıyorum. İki tane kablo aldım ve start 1 butonumuzun hemen paralelini almaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Start 2'yi paralel bağlıyorum. Yukarıdaki kontakları yukarıya, aşağıdaki kontakları aşağıya takacak şekilde ne yaptım? Hemen paralelini aldım. Şimdi start 3 için de paralel alıyorum. İki tane kablo. Şuradan şuraya paralel bağlantı. Şuradan şuraya gördüğünüz gibi paralel bağlantımı sağladım. Bir tane işimiz kaldı, mühürleme kontağımız. Onun için 13 ve 14 numaralı kumanda kontağımı kullanacağım. Evet, iki tane kablo aldım yine. Start 3'ü hemen kullanayım isterseniz. Yukarıdan yukarıya, aşağıdan aşağıya diyebilirsiniz. Sistemli olsun diye. Evet, bu şekilde kumanda kontağımızı da kullandık. Mühürlememizi de sağladığımızı düşünüyorum. Kumanda şemasının hemen enerji altında kontrolünü sağlayalım sevgili kardeşlerim. Herhangi bir start butonuna bastığımız zaman makinamızın sürekli çalışması lazım. Evet. Şu anda sürekli çalışıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir stop butonuna bastığımız zaman da durması lazım. Durdu. Evet. Gördüğünüz gibi devremiz çalışıyor. Şimdi sırada güç devremiz var. Güç bağlantıları. Hemen onun için enerjimizi kesiyorum. Ve RST fazlarımızdan L1, L2, L3'e 3 tane kablo alıyorum. R fazımızdan 3 kontaklarımıza kontaktör vasıtasıyla makinamıza enerji sağlayacağız. Evet. T fazımızdan L3'e girdim gördüğünüz gibi. Halep çektiği zaman sevgili kardeşlerim, RST fazlarımızın U ve W'ye bağlantısını sağlanmasını istiyorum. Onun için U ve W'ye şu şekilde, yine sırasına dikkat etmedim ama ilerleyen zamanlarda dikkat edeceğiz. Bağladım. Gördüğünüz gibi şu anda devremiz hazır. Hazır olmalı. Hemen enerji altında kontrolünü sağlayalım. Gördüğünüz gibi makinamız dönüyor. Olduğunu düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Sağlıcakla kalınız.